Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz podolog Şeyma Gümüş. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, hoş merhabalar. Geldiniz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, tekrar sizleri görmek harika. Aynen. Şeyma Hanım, podolog kime diyoruz ve podolog hangi işlemleri yapıyor? Podologlar üniversiteden ayak sağlığı üzerine eğitim almış kişilerdir. Tırnak hastalıkları, ayaktaki deri problemleri, topuk çatlakları, sedef ya da egzemanın deri mantarıyla karışımındaki o ayak bakımlarında podologlar işlemler yapıyorlar. Biraz daha manikürden farklı olarak doktorlarla multidisipliner çalışırlar. Sterilizasyon yaparak her şey, ekipmanları çok daha farklı oluyor. Daha çok Alman teknolojisi kullanıyoruz bu süreçte. Vakumlu cihazlar kullanıyoruz, özel frezeler kullanıyoruz. Tırnaklarınızın kalınlaşmış bir tırnağınız ya da tırnak mantarınız varsa mekanik temizlik yapıyoruz. Topuk çatlaklarınızı temizliyoruz. Tamamen sağlıklı bir ayak bakımı haline getiriyoruz ayaklarınıza. Evet. Peki önümüz yaz artık. Hatta yaza evet. Girdik. Yazın ayak bakımı nasıl olmalı? Yani nelere dikkat etmek gerekiyor? Öneminden biraz bahsetsek. Yazın düzenli ayak bakımları yapmamız bizim için önemli. Kışın biraz daha ihmal edebiliyoruz ama yazın daha çok dışarıda ayaklarımız hijyen olarak daha dışarıda kalıyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Ayaklarımız su toplayabiliyor ki ben bile bugün buraya gelirken ayaklarım su topladı. Çünkü çok fazla nem var, çok fazla sıcak. Bu süreçte ayak kokuları meydana gelebiliyor. Ayak kokusu da bakteri ve mantardan kaynaklı olduğunu muhakkak biliyor olmamız gerekiyor. Hemen orada bir sinyal yakmamız lazım. Ayakkabılarımızı muhakkak dışarıda havalandırabiliriz. Artık yaz da geldiği için balkona ya da cam önlerine güneşte tutabiliriz. Güneş çok iyi gelecektir ayakkabılarımıza. Kapalı spor ayakkabılarımız muhakkak çok önemli. Ayak kokusundan muhakkak kurtulup ve ayak kokusu olmamasına dikkat edelim. Bir de yazları biliyorsunuz sıcak olduğu için havuza gidiyoruz, ıslak zemini kullanıyoruz. İşte bu ıslak zeminlerde de deri mantarı ya da sihir bulaşıcılığında çok problem o yaşayabiliyoruz. Çok fazla çıplak ayakla gezmeye başlıyoruz. Bu çıplak ayakla gezdiğimizde topuk çatlağı meydana gelebiliyor ya da sihir ya da mantar kapabiliyoruz dışarıdan. Muhakkak dikkat edelim. Eğer yine ıslak zeminlerde toplu kişilerle girdiğimiz alanlarda muhakkak kendi terliklerimizi kullanalım. Plastik çok fazla terlik kullanmamaya çalışalım. Kaliteli malzeme kullanalım ki yine egzema ya da sedef oluşmasına da sebebiyet vermemiş oluruz bu süreçte. Ben parmak arası terlik çok sevmem. Parmak arası giydiğinizde parmak arasında da yine hem mantar hem de su toplamaları meydana gelebiliyor. Hatta genellikle terlik de çok sevmem. Terlikle yürüdüğünüzde biz yürürken baş parmağımızı kullandığımız için daha fazla yük veriyoruz baş parmaklara. Bu süreçte de yürümemiz bozulabiliyor. Eğer postür probleminiz varsa daha da sıkıntı oluyor. Bu yüzden de genellikle sandalet kullanımını muhakkak öneriyorum. Peki bu yaz dönemi için özellikle hani ayak sağlığımız derken ayağımızla ilgili özellikle yapmamız gereken bir şeyler var mı? Yani direkt ayağımıza yapacağımız bir bakım gibi. Zaten tırnaklarımızı düzgün kesiyor olmamız lazım. Çok çok uzun bırakmayalım. Bazen hani yaz geldiği için açık ayakkabı giydiğimiz için tırnakları uzun bırakıyoruz. Sonrasında bir gün bir spor ayakkabı giyeceğimiz zaman o ayakkabı uzamış tırnaklar baskı yapabiliyor. Bunlara çok dikkat edelim. Su toplayan yeriniz varsa eğer hafifçe su toplayan yeri alabilirsiniz ama kuruduktan sonra kendiniz muhakkak hani küçük bir iğne ucuyla alıp içindeki suyu çıkartabilirsiniz eğer su toplamışsa iyice bül şeklinde olmuşsa. Onu alabilirsiniz. Sonrasında dokunmayın. Kendiniz müdahale, evde müdahale yapmayın. Çünkü sonrasında çok daha büyük yaralar olabilir. Burada hani söylediğim şeyler kişiye özel olmadığı için herkes evinde muhakkak denemesin. Bu çok önemli. Çünkü diyabetik hasta olabilir, basma bozukluğu olabilir. Hani bir yerde eğer su topladıysa daha fazla yük verildiğinde orada çok daha ülseratif problemler olabilir. O yüzden eğer ayaklarında problem olursa muhakkak bir podoloğa, ayak bakım merkezlerine gitmeleri gerekiyor kişilerin. Onun haricinde topuk problemleri oluyor. Evde küçük ponza taşı kullanabilirsiniz. Ben genellikle ponza taşını biraz bakteriler içinde kalıyor, pis oluyor, küf oluyorlar diye sevmiyorum. Tek kullanımlık bir ponza taşınız varsa kullanabilirsiniz. Günlük nemlendiricilerinizi ihmal etmeyin. Ama dışarı çıkacağınız zaman çok fazla nemlendirici de sürmeyin. Akşam nemlendiricilerinizi kullanın ki gündüz bir de zaten
zaten sıcak, nemli. Bir de nemlendirici sürdüğünüzde daha ayaklarınız kaygan ve nemli bir ortam yaratabilirsiniz. Bunun haricinde tırnaklarınızı ve ayaklarınızı sürekli gözlemleyin. Yaz sürecince tırnakların o kenarlarında, oluklarında hafif sararmalar, nemden kaynaklı tırnak altı boşalmaları meydana gelebiliyor. Yeter ki ayağınızı gözlemleyin. Neler oluyor, neler bitiyor diye. Önemli olan o. Evet. Bu klasik şey olurdu ya filmlerde, işte akşam gelince tuzlu suyla masaj gibi. Evet, değil mi? Bir rahatlatıcı. Tuzlu su çok iyi gelir. Himalaya tuzu özellikle. Böyle soğuk suya Himalaya tuzu koyarsanız hem ağrılarınızı alır, şişliğinizi alır, ayaktaki kokuyu alır, birazcık bakterileri götürür. Onun haricinde sirkeli su iyi gelir ama çok sirkeli değil. Bir kovaya aldığınızda suyu yine ılık ya da soğuk olacak şekilde, çok sıcak olmamalı. Böyle iki kapakçık kadar ya da bir kapakçık kadar sirke, elma sirkesi olabilir, koyabilirsiniz. O da yine mantara çok iyi gelir. Onun haricinde birazcık limon sıkabilirsiniz, çok azıcık. Hani bir sürü çeşitler var. Kendilerinize evde bakım yapabilirsiniz. Önemli olan günlük ayaklarımızı yıkayalım. Her gün ayaklarımızı yıkayıp parmak aralarımızı kurulamamız lazım. Gerekirse tırnaklarımızı fön makinesiyle kurulamalıyız uzaktan. Peki şimdi dediğim gibi artık yaz da geldi. Şimdi problemli tırnaklar biraz estetik açıdan can sıkıcı olabiliyor. Böyle durumlarda problemli tırnak üzerine protez yapılabilir mi? Biz aslında protez tırnağı önermiyoruz. Hatta hiç yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Yalnız bizim yaptığımız bir onikoplasti dediğimiz bir protez tırnak var. Bunu da uygun görmüyoruz bu arada. Bunu kullanmamızın nedeni antimikotik içerikli, yani tırnak mantarı oluşumunu engelleyecek akrilik kullanıyoruz. Şimdi birçok yerde protez tırnak yapılıyor ve artık her şey çok bağlandığı için fiyatı da biraz daha indirelim diye daha kalitesiz, çok daha kötü malzemeler kullanılıyor. Ve bu kötü malzemeler alttaki tırnağı eritebiliyor, problem yaratabiliyor. Hani 2 gün, 3 gün tırnağım güzel olsun diye beklerken bu sefer tırnak yoksunlukları, tırnak mantarı çok daha büyük ve kalıcı problemlere neden olabiliyor. Bizim kullandığımız uygulama antimikotik içeren bir akrilik. UV ışını kullanmıyoruz. Kendi kendine malzeme donuyor ve bu sayede de daha profesyonel bir işlem oluyor. Burada protez tırnaktan ziyade yapılan işlemin de çok önemi var. Yani öncesinde bir problemli bir tırnağınız varsa mekanik temizlik yapıyor olmanız lazım. Bu mekanik temizlik steril ekipmanlarla yapılmalı ve tamamen steril ortamda yapılmalı. Sonrasında hiçbir şekilde toz ve mikrop orada bulunmadığını biliyor olmamız lazım. O yüzden de podologlar tarafından, uzmanlar tarafından yapılmalı. Sonrasında yapılan işlem yine bu çeşit akrilikle yapıldıktan sonra ne olursa olsun aylık bakımlara gelmeniz lazım. Bizde ilk başta onikoplastide, yani protez tırnakta sorulan şey kalıcılığı ne kadar? Kalıcılığı, yani bazen görüyorum maalesef 6 ay sonra tırnak artık uzamış buraya kadar gelmiş bir tırnakla geliyorlar. Yani o kadar kızıyorum ki yapmayın bunu. Yani maksimum 2 ay yani gelemediğinizi anlayacağım ama alttaki tırnak sizin tırnağınız. Yani yazık, günah o tırnağa. Mümkün olduğunca düğüne gidecekseniz yaptırın. Tatile gidecekseniz bir hafta, işte maksimum 10 gün yaptırın. Gerçekten ihtiyacınız varsa yaptırın. Ondan sonrasında muhakkak bizim için sağlıklı tırnağı yerine getirmek önemli. Biz tırnağı bir günlük olarak kapatmak bence mantıklı değil. Ne kadar kaliteli bir ürün kullanırsanız kullanın. Altına toz giriyor, bakteri giriyor, su giriyor. Bunlar orada kalıyor. Bakımını çok iyi yapıyor olmanız lazım. Muhakkak solüsyon öneriyoruz sonrasında. Mantara sebep olabiliyor mu bu onikoplasti? Neden olmasın? Sonuçta kapatıyorsunuz. Bir de tırnakta bir de mantar varsa zaten biz asla önermiyoruz. Ama tabii ki de yapıyoruz. Yapıyoruz çünkü gerçekten kişiler bunu istiyor ve ben de dış görünüşüme önem veriyorum. O yüzden mantıklı geliyor bana da, yani yapmamak istemek özellikle istemiyorum. Özellikle de yaz günü değil ama mi? Diyorum açık ki evet ya. Gidin düğününüzü yapın, balayınıza çıkın, gelin devam edelim bakımlarımıza. Kendi yaptığımız öteki işlemleri, yani şu tırnaktaki mantarı kurtarıp sağlıklı tırnağınıza gelelim. Çünkü onikoplastiği ne kadar da bir yaptıracaksınız? Bütçeniz yetmez, durumunuz yetmez, ona zaman ayırmanız lazım. Sürekli başka bir tırnak yaptırmak durumundasınız. Hani bana göre mantıklı değil zaten. O yüzden sağlıklı bir tırnak gelmesi lazım. Bunun haricinde onikoplastide tırnak yoksunluğu varsa o zaman yapamıyoruz. Tırnak mesela, yoksa yani yoksunluğu. Evet, yoksa. Tırnağını mesela çok danışanım var maalesef.
birkaç kere tırnağını çektirmiş, artık o kadar sıkılmış ki demiş ki doktora, yak bütün kökünü, gelmesin tırnak. Şimdi tırnak olmayınca o baş parmakta... Var mı öyle bir şey? Çok var. Yani çok, yakılıp bir daha var. Gelmiyor mu? Tabii yaktığınız zaman matriksi zaten, yani tırnağın çıktığı noktayı yakarsanız orada bir daha tırnak çıkmaz. Aslında birçok uygulamalarda da aynı şekildedir. Eğer yanlarda batık varsa yan lateral bölümlerdeki yakma işlemini yapıp dikiyorlar. Sonrasında tırnak o taraftan hiç çıkmıyor. Önden sadece çıkıyor. Yani farklı farklı ameliyat seçenekleri var. Bazen ama yanlardan, başka yerlerden tırnak çıkabiliyor. Mümkün olduğunca ben zaten operasyonu önermiyorum. Operasyonsuz toparlamaya çalışıyoruz. Ama bizim de hani kendi yapabileceğimiz bir şey olmuyor. O zaman diyoruz ki hani doktora gidip operasyon yaptırmanız daha doğru olacaktır. Çok ileri seviyede iltihaplı bir batık varsa, sürekli devam ediyorsa bu batık tırnak, kesinlikle öneriyoruz. Ya da tırnak mantarı bence geçici bir şey. Hani bir bulaşıcı bir şey. Güzel bir bakım yaparsanız, bütün hijyenini sağlarsanız. Şimdi biz mekanik temizlik yapıyoruz. Bize diyorlar ki temizlenecek mi tırnak? Ben sadece mekanik temizlik yapıyorum, tedavi yapmıyorum. Hani bunu da hep söylüyorum. Bazen diyorlar ki ama tedavi edecektiniz. Yok, değil. Mekanik temizlik temizliktir. Bu sizin evde yapacağınız bir tedavinin başlangıcıdır. Bu tedaviyi de siz lokal solüsyonlarla desteklersiniz. Ben kirli alanı temizlerim. Size temiz bir alan bırakırım. Siz solüsyonlar sürerek ve ayakkabınızı, çorabınızı hijyen haline getirip, temiz bir şekilde, steril hale getirip kullandığınızda bu tırnak yavaşça gelecek. Belirli dönem bir bakıyoruz. Tırnak geliyor mu? Ondan sonra doktora isterse, kullanabiliyorsa kişi, ağızdan ilaçla doktor tavsiyesiyle birlikte, işte karaciğer tetkiklerine bakılıyor hepsi, birlikte gidiyoruz. Ne oluyor? 3 ay ağızdan ilaç kullanmıyorsunuz, 6 ay kullanmıyorsunuz da belki bizimle 1 ay kullanıyorsunuz. Bazen kullanmanıza gerek kalmıyor. Kişinin durumuna göre değişiyor. Bu şekilde ilerleme yapıyoruz. O yüzden de yaz aylarında işte bu tırnak mantarları daha da ileriye gidiyor. Kişilerin birçok tırnağında var tırnak mantarı. O yüzden onikoplasti bizim için çok güzel bir seçenek oluyor. Yani psikolojik açıdan, sosyal açıdan inanılmaz kişiyi mutlu ediyor. Biz de bu konuda mutluyuz ama önemli ayrıntıları da söylemek çok önemli. Peki, çok teşekkür ediyoruz Şeyma Hanım. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz podolog Şeyma Gümüş'tü. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.